çok kötüsün ya. Bana bir ışık lazım değil mi? Geçen şuradan bir ışık lazım bana. Arkamdakini alamam. Ben şimdi arkadaşlar, bugün bir soru geldi. Bu benim aklımdaydı. Ev o kadar sessiz ki, aslında sessiz değil yani, içerideler ama ben yine de böyle şeyim. Alışmadım yani. Buna ne zaman alışabilirim bilmiyorum. İçeriden beni böyle dinleyecekler de dalga geçeceklermiş gibi geliyor. Aslında dalga geçecek tek kişi erkek kardeşim. O da oyunda ya. Arada bir sesleri gelebilir bize. Ama yapacak bir şey yok. Yani ev ortamı, pandemi, karantina, git çık diyemem. Normalde de çıkan bir insan değil. Neyse, bunları niye anlatıyorum? Bugün ne yapacağız? Sorulardan biri şuydu. Dijital fotoğrafların ve videolarının editini eğitici bir video olarak paylaşsan ne güzel olur diye bir soru. Ben zaten bunu daha önceden yapmak istiyordum. Ama şöyle bir şey oldu. Aklımdaki şey çok uzun sürecekti. Ben de yapmak istemedim. Çok da üşendim. Zaten böyle canım sıkıldığı için, bunaldığım için ve bu tarz şeylere kendimi verebilecek miyim diye düşündüm. Bir de şöyle bir şey var. Elimde fotoğraf yok. Gerçekten fotoğraf çekmeyi çok özledim. Aşırı özledim. Analogla çok fazla çekim yapmayı özledim. Onu, analogu unuttum gerçekten. Hani çekim yapmayı unuttum. Hadi fotoğraf dijitalle yanılıp hani çekip yanılıyorsun. Her şey bir anda geliyor ama analog gerçekten öyle değil. Tam böyle alışıyorum derken pat unuttum. Neyse. Şimdi ben bunu durduracağım oradan. Çünkü o çok uzun sürerse bilgisayar atmam çok uzun sürüyor. Kart girişim yok. Sağ olsun Mac bizim için çok kolay şeyler yapmak peşinde. Bilgisayarı çok hafifletti. Yani girişleri falan filan efsane. Ondan kart girişim yok. Aslında var ama kartımı okumuyor. Hani böyle de bir problemler. Mac gerçekten bir problem. Hani şey kelimesi var ya, paranla rezil olur. Gerçekten öyle bir şey Mac. Ama telefon için demiyorum. Telefon benim için yani, Android kullanamıyorum arkadaşlar. Ben böyle anlatıyorum ama koyacak mıyım acaba? Neyse, şimdi bir tane fotoğraf seçeyim ben. Onu da durdurayım. Bir tane fotoğraf bakalım. Genel edit. Yani genel editten kastım ne biliyor musunuz? Bakın. Hatta bunu başlatayım. Buraya koyarım. Kaydı başlattım. Ay, 6 takipçi gelmiş. Ne kadar tatlısınız. Arkadaşlar bana çekilişlere katılıyorum. Katılıyor musunuz? Onlarca. Bir ara yani tam böyle Emine'nin izinden gidiyorum. Emine ilk böyle çekicileri katılmaya falan başladı. Sonra ben de katılayım falan dedim. Sonra bağımlılık yaptı. Yemin ediyorum bağımlılık, yani gerçekten bağımlı oldum. Her çekiciye katılasım geliyor. Şimdi size şu tarz editi anlatmayacağım. İşte uzun olur dediğim edit şu. Bak mesela bu. Bu gerçekten çok uzun olur. Bunu anlatamam. Mesela bu çok uzun. Bunlar genelde benim doğaçlama çıkan işlerim. Yani böyle şey, aklımda böyle bir şey var da oturuyorum bunu yapıyorum, o değil. Öyle bir şey değil. Oturuyorum, fotoğrafı açıyorum, buna ne yapabilirim diyorum. Aslında o an ne yapabilirim değil de yaptıkça çıkan şeyler oluyor. Hani ilk bu fotoğrafın, yani mesela bu kolaj, buna ne denirse artık. Bunun başlangıcı bu değil. Kesinlikle bu değil. Yani bu çok başkaydı. Şu an hatırlamıyorum. Bayağı oldu. 2 Ağustos'ta paylaşmışım. Çok başkaydı. Sonuç bu oldu yani. Emin olabilirsiniz. Gerçekten böyle oluyor. İşte bu hani doğaçlama olan şey çok uzun sürer diye. Ama şuraya takılıyor. Özür dilerim. Sen Selena fotoğrafı. Bunlar da farkındaysanız. Ya bu nasıl telaffuz ediliyordur? Hemen şuradan bir. Ay, yanlış yazdım. Dur. Heh. Texture. Texture. İndiriyorsunuz. Doku yani. Buradan da çevirdiğine göre. Çok saçma. Tükürüğünüzde boğulma gibi bir olayınız var mı? Benim var. Annemin de böyle. Gerçekten tükürüğümle öleceğim biliyorum. Neyse. Dokularımız var. Belli dokularımız. Ben bunları çok önceden indirdim. Ya sizin yapmanız gereken şu. Ben bunu durduracaktım değil mi? Neyse. Belli doku araştırmanız lazım. Grain olur. Grain de grain değil mi okunuyor acaba, telaffuz? Abi siz Türklerden ben korktuğum için telaffuz, yani YouTube olayı çok geniş bir şey ya. Beni sinir etti. Takılıyor. Farem takılıyor. Belli doku araştıracaksınız. Belli dokuları indireceksiniz. Belli dokular. Bir anda elinizin altına böyle paketi bulamazsınız. Zaten birçoğu paralı. Güzelleri paralı. Hatta bu dokuları analog fotoğraflarınızdan da elde edebilirsiniz. Analog kameralarınızdan gelen illaki bir iki kare böyle şey oluyor, yanık oluyor. O şeyleri de kullanabilirsiniz.
fotoğrafları. Ama boyut anlamında aynı olmuyorlar. Yani genelde benim analoglar daha küçük oluyor dijitallere göre. Şimdi ben bir tane fotoğraf seçeceğim. Arkadaşlar. Yani evdeyim ama aşırı sivilcelendim. Neden bilmiyorum. Gerçekten neden olduğunu bilmiyorum. Ya bu kadar yeter mi? Bak karanlıktan var gece çekimi. Normal işte deniz falan bence yeter. Ana hattını anlatmak için fazla bile. Şimdi shop'u açalım. Yani Adobe satın mı alıyorsunuz? Crackliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? O durum size bakıyor. Ben bilmiyorum. Bilsem emin olun kendime yapacağım. Şimdi buradan açıyoruz. Benim shop'um 2018. Benim hepsi eski. After'ım 2017. Bebiş ya. Ay yanlış yere bastım. Durun. Oradan açmamıza gerek yok. Şimdi ben şey yapacağım. Biz bunu başlattık mı? Başlatmışız. Oradan da sesim geliyor bu arada. Şimdi bunların hepsini sürükleyeceğim. Şimdi neyle başlayalım? Kendimi riske atmak istemiyorum. Güzel yapalım çünkü hani karanlıklardan emin olamıyorum. Gece çekimlerinden yani. Bu 2020 doku şeyim var. Zaten bu benim hani doku olayı bence en önemli faktörlerden biri benim için. Yani çünkü bitirme projemde de doku kullandım ben. Bence nasıl bir şey biliyor musunuz? Yaptığınız shop'u tamamlıyor gibi geliyor bana. Tamamlayıcı bir özelliği var gibi. Bence önemli. Mesela bunları kullanamazsınız. Ya bunlar zor. Bunlar kolaylık için. Zaten burada sadece şey yok. O grain tarzı şeyler yok. Bunları çok seviyorum. Bunlar zaten klasik kullandıklarım. Kaliteli indirebildiğim şeydi. Dokulardı. Genelde kullandığım zaten bu altı beyaz olduğu için. Şunda da yanık efekti var. O da biraz risk. Bunlar oluyor genelde. Şu üçü. Şimdi ilk başta bu size bağlı. İsterseniz ilk dokunuzu atarsınız, onu ayarlarsınız. İsterseniz efekti yaparsınız. Ama bu fark etmiyor. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben genelde eskiden birkaç ay öncesine kadar herhalde ilk efektime buradan başlıyordum. Ve hep şey oluyor. Filtre şeyime giriyorum Instagram hesabıma. Orada en son ne efekti kullanmışım? Renkler ne? Sıcak mı? Soğuk mu? Çok mu mavi? Çok mu yeşil? Çok mu mor? Bunlara dikkat ederek bir sonraki efektime başlıyorum. Şimdi bunu öylesine yapacağım için hoşuma giden bir şekilde yapmaya çalışacağım. Mesela sarı çok tatlı durdu bence. Buradan bunu yapabiliyorsunuz. Genelde bence shop'un kendi verdiği değere bağlı kalmanızı öneririm. Ama bazı efektlerde hiç belli olmuyor. Bazı fotoğraflarda bu değerler hiç belli olmuyor. Onları artık kendinize göre ayarlarsınız. Mesela şu aralar magenta'yı çok kullanasım geliyor ve güzel. Aa, hesabıma yapmayacaksak öyle asi bir şeyler yapabiliriz. Hesabım çok asi durmuyor ama asi bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Asi bir şeyler. Mesela diyormuşum, şöyle bir patlatıyormuşum. Ay çok yaşa. Ya yellow diyeceğim. Yellow ya. Belki bunu sonradan değiştiririm ama en önemli kısmımız burası. Ben burayı çok önceden böyle, ben shop yapmaya 2011'de başladım ya. Yani shop'la ilgilenmeye, daha doğrusu shop yapmaya demeyeyim de. Çok kötü şeylerim var, çok kötü işlerim var diğer diskte. Yani isterseniz onları bir gün sunabilirim size ama ben feci Facebook'ta takılan asosyal Demi Lovato hayranı ve Demi'ye olan sayfalar açıyordum ve onlara shop yapıyordum. Yani sayfalarıma header kısımları, ikon falan, onları yapıyordum. Hep onlarla, ona böyle şeyim vardı ya, çok seviyordum. Onları yaparken aşırı eğleniyordum, deli dehşet. Ama benim için iyi oldu. Yani belki geçmişte bakarken böyle ne kadar salak ya falan diyorsun ama yine de bana kattığı çok şey oldu. Yani ben bu birinci sınıfta shop dersini aldığımızda çok rahat geçtim yani hiç. Kendi bildiğim şeylerle. Tek beni engelleyen, ben hep Türkçe kullanmıştım. Okulda İngilizce kullanmaya dikkat ettiriyorlar ki bu çok önemli bir şey bence de, İngilizce kullanmak. Yani başlayacaksanız direkt İngilizce başlayın, sakın Türkçe başlamayın. Şimdi siyahı seçtim. Her zaman siyahla başlıyorum, niye bilmiyorum. Fotoğrafınıza bağlı olarak, çok böyle siyah seviyorsanız ki bence bu fotoğrafı denizi hissettiriyor, çok hoş oldu. Burada mavi yeşile doğru, bence yeşil daha güzel. Bu da sonuna kadar olabilir. Etkisini görüyor musunuz? Bu çok önemli. Ya sadece şu kısma girip şunu yapmanız bile yeterli bence fotoğraf için. Bazı fotoğraflara hiç yakışmıyor. Ya dediğim gibi göz
algısı diye bir şey galiba. Hani böyle bir şeye çok bakmakla alakalı diye düşünüyorum ben. Çünkü şimdi geçen sene yaptığım işle hatta birkaç ay önce editlediğim şeyi şu an beğenmediğim olabiliyor. Yani bunu neden böyle yapmışım diye biliyorum. Daha farklı efekt kullanabilirdim diyorum. Mesela videolarımı çok eleştirdiğim oluyor. Gerçekten eleştirdiğim oluyor. Videolar çok risk bu konuda. Siz yaptıkça, bir şeyler gördükçe o anki zevkinize göre yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi bir sene sonra onu sevmeyebilirsiniz. Bu çok normal. Aşırı normal. Ama yaptığınız, geçen sene yaptığınız işten de nefret etmeyin yani. Çünkü siz o zaman öyleydiniz, onu seviyordunuz ama bir sene içinde çok farklı şeyler gördünüz. Zevkleriniz çok değişti ve daha farklı şeyler yapma eğilimindesiniz. Yani sakın şey yapmayın. Benim de böyle falan yaptıklarım var ama sonuçta o öyleydi, öyle oldu. Bir şey, bir şey. Şimdi beyaz kısma geldik. Buradan ya mesela bu efekt bir şey diyeceğim. Şu an benim Instagram hesabımı silmem lazım. Şey anlamında kafamdan. Çünkü şu an oraya yapıyormuşum gibi hissediyorum. Mesela bu hoşuma gitti. Patladı. Çok patladı. Bu direkt beyaz yapıyor. Bu da olabilir. Bu arada CMD Z'ye basıyorum. Direkt geriye atıyor. Onları zaten siz Adobe öğrendikçe kısa işaretleri falan öğrenin. Direkt şeye başlamayın yani zorlamayın kendinizi şuraya gidip böyle geriye almayın. Burada zaten yazıyor bakın CMDZ. Böyle patlatalım. Keşke şu an canlı olsa da size sorabilsem patlatalım mı ne yapalım. Çok hafif bence ortasında olabilir. Şimdi bu fotoğraf genel mavi yeşil değil mi? O zaman maviye gidiyoruz. Bak burada değişim olmuyor. O zaman buna gidiyoruz. Bakın hafif oluyor görüyor musunuz? Bu olsun. Bu. Ben bunu yeşil gideceğim arkadaş. Bu. Tamam. Buna da yapacağım. Tamam. Burası bitti. İsterseniz şimdi şöyle bir şey var. Bunu buraya atarsak. Bakın böyle oluyor. Çok kötü oldu. Yani onları da deney yanıla. Alt üst ilişkisini layer'larda yaparsınız artık. Şimdi şeye koyalım. Dokumuzu koyalım. Avcı olayı. Bakın. Bunda gözükmüyor. Ben ona screen kullanıyorum. Şuraya koyalım. Bunu beğenmedim. Direkt altta olsun. Kopyalayın. Kapi atom. Ve ama bu işte bakın üstüne bas, üstüne yapmadı. Üstüne de yapıştırmadı. Nasıl yapıştıracaksınız? CMD Shift V dediğinizde direkt hiçbir şeyi oynatmadan pat diye yapıştırıyor. Bu çok önemli. Bunu öğrenin. Bunun kısa yolu da CTRL Shift V'dir herhalde yani şeyde Windows'ta. Özür dilerim Windows'çuları şey yapamadığım için ama onun şeyini şey yaparsınız. Yani Shift var burada. Tamam mı? Shift var. Şimdi geliyoruz. O çok fazla oldu. Eğer bazı fotoğraflarınızda bu çok fazla olacak. Kontrast kısmına geleceğiz ve Option. Bakın şu işaret çıkıyor görüyor musunuz? Buna tıkladınız. Bu buna bağlı oluyor. Yani sadece bunu etkiliyor. Sadece bu dokuyu etkiliyor. Genel fotoğrafın kontrastını ya da parlaklığıyla oynamıyoruz. Şimdi size çok fazla geldiyse ya da çok az geldiyse buradan parlaklığını arttırıp şey yapabilirsiniz. Böyle çok coşturabilirsiniz. Bazı fotoğraflara bence çok yakışıyor. Bakın şu fotoğraf hesabında. Burada ikili var. Bunda. Öyle hatırlıyorum. Ve bence çok güzel. Ya ben çok seviyorum. Yani o analog duygusunu hissettiriyor bence. Hoşuma gidiyor. Şu kadar kalabilir ya. Bakayım çok bir şey fark etmemiş. Tamam. Bunu siliyorum. Yani siz isterseniz diye söyledim onu. Onun bilgisi olsun. Fotoğraf böyle. Ben bunu çok beğendim. Evet, şimdi ikinci fotoğrafa gelelim. Eskiden pardon bu değil. Bununla yapıyordum efektlerimi. Şimdi bu fotoğrafı nasıl editleyebiliriz? Size bu kısmı öğreterek fotoğrafı editleyeceğim. De bu kısım var. Sonsuz ya sonsuz. Yine yeşile gidiyor. Aykırı yapalım. Aykırı. Yine yeşile gidiyorum. Gitme yeşile. Yanma. Ama buna biraz şey vereceğiz. Kontrast vereceğiz arkadaşlar. Kontrast vermemiz. Güzel oldu ha. Ama şu an bağırıyorsunuz. Seni au. Bütün hepsi gitti ha. Diyorsunuz Sena yine yeşile gidiyoruz. Yanma. Tamam biraz pembede kalsın. Şimdi biz buna geldik yine kontrast kısmımıza. Kontrast veriyoruz. Biraz da düşürelim. Değil mi? Bence düşürelim.
Bir şey diyeceğim. Yok. Şimdi dokumuzu bir daha ekleyelim. Hatta aynı dokuyu kullanabilirsiniz. Buradan kopyalayın. Yine CMDC. CMD Shift V. Pat diye bir şey. Bakın. Burada çok fazla. Şimdi yine Option'a bas. Ama durun. Şöyle yapalım. Bunu bir aşağı indirelim. Tam daha iyi oldu. Yine parlaklığımıza geldik. Şuradan kontrastı arttırabiliriz. İsterseniz şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Dokuyu CMDT yapıyoruz. Buradan yani hareket ettirdim şu an 180 derece, tamam mı? Böyle şey, şuradaki beyaz şey yukarı geldi. Burada aşağıdaydı, şurada. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu da böyle bir şey. Bu da değişik bir edit kısmı. Yani şu, bunu kullandık. İsterseniz bunları kat kat yapabilirsiniz. Mesela bu fotoğrafta bu kısmı kullandın ya. Tam buraya gel. Buradan pembeye gel. Çünkü pembe odaklı bir fotoğrafımız var şu an. Buradan da ana hatlarının rengini seç. Yani bunları nasıl biliyor musunuz? Siz bunları tek tek öğreniyorsunuz. Çünkü ben bunları bir anda birinden pat diye öğrenmedim. Bu efekt kısımlarını falan. Bir an, yani bir şeyleri araştırırken atıyorum ilk şu kısmı işte öğrendim. Sonra bir başka bir şeyde bunu öğrendim. Sonra dedim ki bunları birleştirirsem ne olur? Yemek yapıyor musunuz gibi düşünün. Yeni bir MasterChef'desiniz ve size diyorlar ki yeni bir şey yaratın. Yeni bir şey bulun. Yani şu malzemeleri verdik size. Siz kendiniz ne yaparsınız? Tarzı bir şey. Yani öyle. Bunda ISO'yu çok arttırdığım için hafif grain şeyi var. Farkındaysanız bir grainlik var. İnşallah program şey değildir. Kalitesini bozmaz. Hafif bir grainlik var. Ondan çok fazla şeyi yapmam herhalde. Bunu çok koyar mıyım bilmiyorum. Şimdi de ilk dokumuzu koyalım. Yani şu an size her telden yapıyorum. Kilitledim. Kilitlemeyin arkadaşlar. Şuna basarsınız sonra patlı. Güzel oldu. Arttırdım. Çünkü çok fazla oldu. İsterseniz bunu yapmanıza gerek yok. Buraya gelirsiniz. Opasitesini azaltırsınız. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sen bunu aç. İstersen opasitesini açma. İstersen bunu yap. Biraz hafif düşür. Şimdi renk verelim. Buradan direkt siyah beyaz verebiliyoruz. Şu an bunu Instagram'da mı paylaşsam acaba? Benim takıntım var arkadaşlar. Paylaşamam. Çünkü en son siyah beyaz paylaşmışım. Takıntım var. Hatta bir ara hesabıma girip bakarsanız görürsünüz. Siyah beyazlar böyle çaprazlama gidiyordu. Bakın. Aha da bakın siyah çaprazlama gidiyor, görüyor musunuz? Şuna biraz sarılık var. Bir ara böyle çapraz. Bir daha bak şu çaprazlama gidiyor. Öyle takmıştım ya bir ara. Bu kadar takılma sen hadi. Bu kadar takılma. Neyse siyah beyaz buradan yapabilirsiniz. Bir de şey siyah beyazı şuradan da yapabiliriz. Şuradan şunu seçtik. Bu. Bu daha siyah. Farkındaysanız. Yani şöyle göstereyim. Daha kontrastlı gibi. Daha soluk. Daha fazla. Bu siyah beyaz gerçekten çok güzel oldu. Ben zaten size yemin ederim şöyle bir şey yapmak istiyorum. Full hesabımı siyah beyaz yapmak istiyorum. Ama ben renk de aşırıyım. Yani renk de olmalı. Çok da boğuluruz siyah beyazda. Zaten hayatımız karanlık. Bir de karanlık hesap oluşturmayalım yani. Neyse. Şimdi size farklı bir şey önerebilir miyim? Hadi bakalım. Yine buradan seçelim bir şey. Ben bunu çok seviyorum ya. Aşırı seviyorum. Size anlatamam. Yani bu hesabımda kullanmayı en çok kullandığım şeylerden, filtrelerden biri bu olabilir. Gerçekten bunu çok seviyorum. Ama arda arda yeşil tonlarda olunca, soğuk tonlar, mavi falan, bunu kullanmamaya çalışıyorum. Biraz renk değişikliği yapmaya çalışıyorum tabii ki. Bir şey diyeceğim. Buradan da renk seçebilirsiniz. Yani illa oradan hazır, orada hazır vermiş adamlar. Bir şey diyeceğim. Ne renk yapalım ya? Help. Help yani. Ya da ben bunu koymayayım. Bakın buradan gözü kapatınca gidiyor. Yani bunu şey yapmama gerek yok. Direkt biz buradan başlayalım bir. Son devamı gelir. Hafif siyah. Sıfırda kalsın. Adamım. Oh man. Bir şey diyeceğim. Bunu çıkaracağım. Çünkü. Ha, çok güzel oldu. Niye hoşuma gitti bu kadar? Bir şey diyeceğim. Çok arada kaldık. Ne yapacağız şimdi? Ben ve kendim. Oh, lişe, doğru lişe. Aynen buna zamanımızı öldürmeyelim. Red'de olacak mı? Evet olacak. Bence bir patlasın. Kırmızılar patlasın.
Ahsarı mı yapalım? Bu kadar da patlamasın. Ya şimdi bakın, bu tonu eklersek bak ne oldu? Çok koyulaştırdı. Bence bunun bu hali çok güzel. Yani illa filtre eklemenize gerek yok. Hangisi hoşunuza giderse. Bu çok koyulatıyor ya. Bir de bir şey diyeceğim. Başka bir renk bakalım. Bize yardımcı olabilecek bir renk var mı? Help. Yok. Ben bunu beğenmedim. Bunu siliyorum. Bunu da siliyorum. Burada çok şey yapmayın. Layer kısmında böyle ben o hatayı çok yapıyorum. Kullanmadığınız şeyleri eğer gerçekten kullanmıyorsanız silin yani, burada durmasın. Ama ben belki değil diye oraları coşturuyorum. Bu çok hoş oldu. Buna bir yazı ekleyelim mi? Genelde şarkı sözü ekliyorum ben. Şimdi uygun sözler bulmaya çalışıyorum. İngilizcem çok iyi değil maalesef. Ama şu an sallayacağım, bir tanesini koyalım. Ben dokunun altına koyacağım yazıyı. Kopyaladık. CMD C yaptık. CMD B yaptık. Bu benim. Oh. Bakın. Gördünüz mü? Bu çok önemli. Bakın. Bunu gözden kaçırabilirdik. Filtresiz haline bakın. Ay, dokusuz. Bir de dokulu haline bakın. Ama önemli yer bu değildi. Doku. Şimdi siz shopta böyledir. Yazı. Yani dokunun altında olduğu için şu an sadece dokuyu seçiyor. Yani yapacak bir şey yok. Ondan. Şimdi buralara dikkat ettik. Siyah bir kısım kalmadı. Bunu kilitliyoruz. Ki yazımızla oynayabilirim. Şimdi bunu küçülteceğiz. Benim demiş miydim YouTube'da kullandığım yazı diye. Kapağın adı ne oluyor? O kadar bilmiyorum ki. Ya, bu çok minnoş oldu. Şey, şimdi size bir tane sayfa söyleyeceğim. Çok sevdiğim bir yazı sitesi. Yani bir font sitesi. Burada çok güzel. İşte o az önce gösterdiğimde buradan indirip bulmuştum. Yani buradan indirebilirsiniz. Herkesin bildiği bir sitedir zaten font. Şimdi buradan 72'ye kadar sınırı var. Ama size çok küçük ya da mesela bu çok küçük geldi, atıyorum, tamam mı? 72 de çok küçük geldi. Hani yine CMDT yapıyorsun. Shift'e basıyorsun ve büyütüyorsun. Bilgisayardan deli ses geliyor şu an. Böyle büyütüyorsun ama tabii ki de çok kötü. 48 güzel. Hatta bence yani bunun aralıkları farkındaysanız çok fazla. Aa, ne yaptım? Çok kötü ses geliyor. Hu. Bunu bir durduralım. Yazımız böyle kalmıştı. Bunu böyle yapabiliriz. Şu şekilde koyabiliriz. Direkt şöyle de koyabiliriz. Ama direkt şey yazısı da söyleyebilirim size. Durun. Şeyi araştırmadım. Bu filmlerde kullanılan font ne? Arial olabilir, Helvetica olabilir. Çok klasik fontlar zaten bunlar. Bunları bilmeyen de ne bileyim. Hani yine ses çıkarıyor. Arial kullanalım. İtalik yapacağım. Arkadaşlar, bu son fotoğrafımız olsun. Çünkü ses çıkarıyor ve ben çok korkuyorum böyle şeyler. Mesela buradan sarı rengimizi alalım. Şuraya iki kere basıp yazıya. Drop Shadow verebilirsiniz. Direkt siyah yapabilirsiniz. Buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Ve böyle bir şey çıkabilir. Bu tamamen sizin zevkinize, görüşünüze, bakış açınıza, beğenme şeklinize falan bağlı. Size bağlı bu. Sizin zevkinize ve kendinize ortaya koyduğunuz bir yer zaten. Bu alan. Bence tasarım sonuçta. Kendi ta ya bu edit bile şu an benim tasarımım. Yani bu benim. Senin zevkin mesela, sen bunu yeşil yapmak istersen yeşil yaparsın. Yani değişik. Art arda fotoğraflar editleyecekseniz, tamam mı? Şunu kilidi çıkarın. Bu ikisini aldık shift'le. Yine CMD. C. CMD Shift V. Bu da böyle oldu. Yine aynı şey, efekt. Uğraşmak istemiyorsanız falan. Şimdi ben bu videoyu kapatacağım. Şey olursa konuşmaya devam edeceğim. Suyumu alıyorum. Keşke baştan beri şapkamı taksaymış.